Bu Toprakların kanalı Çiftçi TV'den hepinize merhaba. Sevgili seyirciler, bugün Sultan Pazarı programında Edirne'nin Hafsa ilçesinde bulunan Trakya'nın en büyük hayvan pazarı olan Hafsa Canlı Hayvan Pazarı'ndayız. Bu pazar borsaya ait değil, belediye ait olan bir pazar ve kış mevsimindeyiz. Bildiğiniz üzere kış mevsiminde ya da yağmurlu havalarda pazarlardaki hareketlilik bir nebze de olsa azalmakta. Bakalım biz nelerle karşılaşacağız? Röportajlarımızda neler ortaya çıkacak? Pazarlıklar nasıl sonuçlanacak? Hepsini beraber izleyeceğiz. Sen inatlık yap, alma sakın. Alma. Sakın almayasın. Sen kaç diyorsun? Ben 25'te. Adam 17'de. Zaten anlaşamazsınız. Sen ne kadar düşeceksin? Ya soğuktan kafayı yemiş o be. Sen bak. Sevgili seyirciler, Hafsa Hayvan Pazarı'ndayız. Ve yanımızda şu anda hayvan pazarının sorumlu veteriner hekimi Sayın Tolga Çetinkaya var. Kendisiyle yine pazar hakkında, buradaki işleyiş hakkında bilgiler alacağız. Tolga Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Yayınımıza da katıldınız. Öncelikle pazarın genel durumu ile ilgili bir de yetkili ağızdan bilgiler alabilir miyiz? Tabii. Öncelikle pazarımızın tarihini vermemiz lazım. Çünkü burası Trakya'nın en eski hayvan pazarı. İlçemiz daha belediye olmadan önce 1938 yılında, o zaman muhtarlıkken Ali Özden muhtarımız tarafından kurulan bir pazar. Hala bölgemizin en eski ve en büyük hayvan pazarı. 1938'den beri var. 38 Nisan ayından beri var pazarımız. Kaç metrekarelik bir alandan bahsediyoruz? 4 dönüm şu anda kullanabilir alanımız var. 5-6 dönüme kadar da büyütebilme imkanımız var. Peki kapasite olarak ne diyebiliriz buraya? Hem çünkü hem büyük baş var hem küçük baş var. Hayvan pazarımızın mevsim şartlarına göre, tabii bugün soğuk bir günümüz, çok hayvanımız gelmiyor ama mevsim şartlarının düzgün olduğu zamanlarda 700-800 büyük baş, 200-300 arası küçük baş. Tabii kurban zamanları bu rakamlar binleri bulmakta. Tabii mevsim şartlarına göre yarı yarıya düştüğü günler olmakta. Tabii Trakya soğuktu böyle zaten. Trakya soğuk, yağış bu sene bayağı bir düştü. Mesela geçen hafta yağıştan dolayı azdı, bu hafta çok soğuk, -5-6'lardayız şu anda. O yüzden hayvanlar pazara getirmiyor. Öğrendiğimiz kadarıyla çoğu hayvan pazarında olduğu gibi burada da saat 4'lerde 5'lerde hava soğukken geliyorlar ama 5-6 gibi herhalde. Şöyle, ben hayvan pazarına 5 aydır falan bakıyorum. 4-5'te açılıyordu ben geldiğimde. Buraya gelen hayvan alıp satan cambazlarımızın, celeplerimizin isteği üzerine 12'de açmaya başladık biz kapımızı. Gece 12 gece 12'de geliyorlar, hayvanlarını indiriyorlar, biz kontrollerimizi yapıyoruz. Tabii 4'te 5'te alışveriş başlıyor gene ama en azından hayvanların kamyonlar içerisinde sıkışık şekilde beklemesini engelledik. Uzaklardan gelenler var. Şimdi Kırklareli'nin en ucuz köşelerinden, sınır boylarından, Enez'den, Tekirdağ ilinden gelenler var. O hayvanlar burada kamyonda beklediği zaman sıkıntı oluyor sağlık açısından. Biz de böyle bir çözüm bulduk onlara. Hastalanma açısından tabii, iyi oldu. Tabii ki. Onların vatandaşın tabiri de terlemiyor hayvanları, terlemediği için üşümüyor hayvanlar, öyle düşünüyorlar. Sonradan da maliyetlerden kurtulmuş oluyorlar. Tabii hastalık cambazlarımızdan aldığımız bilgilerle gene konuşuyorum. Hastalıklarımızın azaldığını söylüyorlar. Eskiye nazaran pazar hastalığı dediğimiz meşhur bir hastalığımız vardı. Türkiye'nin her pazarından soğuktan dolayı hayvanlara bulaşan ve malum çok büyük hayvanlar geldiği zaman bulaşan hastalıklar. Bunlarda bayağı bir azalma olduğunu söylüyorlar bize kendi şeylerle. Tabii biz bir araştırma yapmadık bu pazarı. Peki buradaki bu evrak işleri, İşte hayvanların kontrolleri olsun, şöyle anlatalım. Çıkış, evrak olur. Bunlar hakkında da bilgi alabilir miyim? Hayvanlarımız buraya geldiği zaman ben ve iki tane yardımcımla önce sağlık durumlarına ve sayılarına bakıyoruz kamyonlarda. Sonra hayvanların kimliklerini o hafta belirlediğimiz kaşeyle, renkli, çeşitli renklerde ve çeşitli isimlerde kullandığımız kaşelerle kaşeleyip içeriye girişlerini sağlıyoruz. İçeriye giriş işlemlerinden sonra satış olursa hayvanlarda, il dışından gelenlerin bu arada raporlarını kontrol ediyoruz tek tek. Aşılamalarını, genellikle raporlarda aşılama oluyor ama hani atlanıp gözden kaçabilir, aşılamalarına tek tek bakıyoruz. Satış olduğu zaman da hayvan alan vatandaşımız önce dezenfeksiyon belgesini alıyor. Bu da dezenfeksiyon işlemiyle içeriye giriyor çünkü hayvanlarımız. Sonra burada muhasebede çıkış belgesini alıp, burada devlet ve tekinlerinizin yanına geliyorlar. Numaralarını alıp, numaratör koyduk bu konuyla ilgili. Sırayla burada devlet veterinerlerinden de raporlarını alıp buradan sonuç bir şekilde ayrılıyor. Dışarıda gösterdiniz o numaratörü. Onun uygulama sisteminden birazcık bahseder misiniz? Numaratörümüz hayvan alan insanlarımız bu hayvanları o numaratörde kimliklerin üzerindeki barkodları okutarak
hayvanın nerede olduğunu, hangi pazarda olduğunu, hangi ilde olduğunu, aşısının çap işte Bursa ilaçlarına yapılmadığını kontrol ediyor. Eğer aşıları yapıldıysa ve hayvan pazarımızda gözüküyorsa üstlerini alıyorlar. Peki Tolga Bey, buradaki celep ya da cambazların ya da gelen müşterilerin, besicilerin genel olarak pazar hakkında ki düşünceleri sizlere gelen mutlaka şeyler vardır, şimdi değerlendirmeler vardır. Şöyle söyleyeyim, ben her hafta pazardaki giriş işlemi bitirdikten sonra pazarı 2-3 kere gezerim. Hı-hı. Hepsiyle tek tek konuşuyorum, hemen hemen hepsine ulaşıyorum. Biz de sıkıntıları buluyoruz böylelikle. Şu anda pazarımızın en büyük sıkıntısı üstünün açık olması. Evet, açık ve bir alan. Gene cambazlarımız isteği için gece 12'de açtık kapıyı ama ışıklandırma problemi. Belediye başkanımız bu konuda çalışmalarını yürüttü. Bir projesi çizildi bununla ilgili. Üstü kapanacak pazarımızın. O müjdeyi vermemiz lazım. Tabii bu kış şartlarında olmayacak. Bir dahaki kışa inşallah. Yani yazın gibi yazın yapılacak. Yani ihaleye çıkması kaldı bir tek. Maddi olarak kaynaklar da hazırlandı. Pazarın üstü kapanacak ve ışıklandırması tam olarak yapılacak. O zaman daha da rahatlayacak. Tolga Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bilgiler verdiniz, bilgilendirdiniz bize. Müjdeli haberi de verdik size ailenizde. Tekrardan görüşmek üzere diliyorum. İnşallah size. Tekrardan bekliyoruz sizi. Peki, çok sağ olun. Çok sağ olun. Devam edeceğiz. Bitmedi, anlaşmaya çalışıyorlar. Nasıl anlaşmıyor? Adam parayı çıkardı ve buluyor. Anlaşması mı kaldı? Hayırlaştık şimdi. Abi bunu memleket kırmaz. Sen ne konuşuyorsun? 11.5. Bak. Yani 11.999'deyken o veri senden verme. Ben vermem. 12'den aşağı ben vermem. Ha bitti. 12 12 kavara ikiniz. Dur bir dakika, 12 değil mi? Bir adam bir şey söyleyeyim. Ne ya abi, buzağısı yok. Gözüm abicim bunu. Ya ortada baltındaki buzağısı var. Buzağısı var yok ortada. E tamam, bir şey demedik. Ortada tamam. İlgini kırmayın. Para ne sırtlar mı size bu adam? Ama bir şey demedim. Abi sen kaç para dedin? Sen kaç para dedin? Bu arkadaşın inek. 12 milyar diyor. Ben 11.5 milyar verdim abi. Sen arayı bul. Bunun arası belli mi abi? 11.750. Gitti gitti. Bunun daha ne arası var? Ya 11.5'a bırak. Dur tamam abi ya. Ya olacak dur, bir olsun. Dur güzel kardeşim. Yine abi olmaz. Ya 100 lirayla ne olacak abi, be arkadaşım? Ben 10 lira şey vermem. 12'ye tamam mı? Tamam, hayırlısı oldu. Evet sevgili seyirciler, Hafsa Hayvan Pazarı'nda gezimize devam ediyoruz. Bir abimiz var yanımızda, bakalım o neler söyleyecek bize. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Öncelikle ismini öğrenebilir miyim? Yunus Yurcan, Meriç Küplü'den. Nereden abi? Küplü. Küplü'den. Küplü Nayesi'den. Peki. Yunus abi, pazar nedir? Verimi nasıl? Boş gibi görüyorum, hep böyle midir? Biraz senden bilgi alalım. Abi pazar bu hafta hava soğuk denildiğinden normaldi yani. Soğuk pazar, olduğu için. Soğuk olduğu için. Onun için fazla hayvan gelmedi. Normalde ne kadar hayvan gelir aşağı yukarı? Aşağı yukarı 2500 tane gelir. Burayı doldurur 2500 tane. 2500 tane hayvan gelir. Şu anda herhalde bir 300-400 tane falan var. 500-600 tane var şimdi. Şu anda var mı o var, kadar? Var. 500-600 tane var. Kaçta açılıyor pazar? Saat 6'da açılıyor. Daha sabah namazından. Evet. Sabah 6'da açılıyor. Hayvan indiriliyor buraya. İndiriliyor. Bildiğim kadarıyla ama daha önceden geliyor aslında hayvanlar daha buraya geliyor, değil mi? Daha evvel. Şimdi hava soğuk diye böyle. Evet. Havanın iyi olduğu dönemler. Hava iyi olduğu zaman yani çok gece çok başlıyor. Gece başlıyor. Karanlıkta başlıyor yani. Sabahın erken saatlerinde bitiyor. Saat 5'te devam ediyor. Pazar açılıyor yani. Yalnız hava mesela aydınlanınca kadar bazı mallar da bitiyor yani bazen. Doğrudur. Hayvanların şu anda işte ortalama fiyatları nelerdir? Şimdilik normal, iyidir. Yani şu anda burada herhalde Holsteinler var, Montafonlar var. Montafonlar. Simantal var. Simantal kırmalar var. Var arada. Evet abi. Peki örnek veriyorum. Bir Holstein'ın
şu ortalama fiyatı 400-450 kilo gelen şey. Zannediyorum bu pazarda zaten ayak hesabı yapılıyor. Evet, yani evet. Baskül hesabı değil, ayak hesabı yapılıyor. Ayakta, ayak. Ortalama kaç para? Ayakta 6 milyar, 5,5 milyar. O civarlarda. O civarlarda. Yani bu 17-18 kilolara falan, şey 17-18 liralara falan mı geliyor? Evet. Aşağı yukarı öyle geliyor. Montofonlar? Montofonlar daha pahalı. Daha pahalı. Daha pahalı. Kestane renkler var. Evet. Onlar çok pahalı. Onlar pahalı. Onlar 3 aylık dana, 3 aylık dana 2,5 milyar. O kadar. Evet. 2,5 milyar. Burada şimdi çoğu pazarda vardır, simsarlar vardır, aracılar. Evet, evet, burada evet. Var mıdır o? Var. Onlar ne kadar, ne alıyorlar? Onlar da hayvan başına 50 milyon. 50 lira alıyorlar. 50 lira istiyor. Alıcıdan mı, satıcıdan mı, iki taraftan da mı? İki taraftan da çarpıyor. Elişer elişer evet, alıyorlar. Alıyorlar. Vay güzelmiş. Burası az önce bu... o Yaşar var ya, o Yaşar. He. O simsarcılık yapıyor. Ona bizden elişer de... elişer alıyor. Ha, elişer. Bizden para istediler. Alıyorlar. Ya anlaşamadı yani daha doğrusu. He. Anlaşsaydık verecek. Bu hayvanlarda fire hesabı var mı? Tokluk firesi ya da fire yüzdesi, çünkü bazı pazarlarda fire de düşülüyor. Bizde şimdi baskül vermediğimiz için he. Fire yok. Bizde ayak hesabı olduğu için ayak hiçbir problem yok. Hiçbir problem olmaz. İşte görüyorsun mesela, böyle adam da görüyor. Salıyorsun, bir sakatlık var mı yok mu? Aynen, bir bakıyorsunuz şöyle. Tabii. Çünkü her iki tarafı ayrılaşmak için, yani gönlün rahat olması için öyle, doğru diyorsun. Bakacak hayvanına. Bir sakatlık olmamak için. Adam besiye alıyor. Bir hastalık olmasın. Allah göstermesin. Parası da şey olur. Gidiyor eve. Aslanır hayvan. Ölür. Onun için burada tek tek bakıyoruz. Anladım. Kimliklerinde çok şey olur. Problem. Bak ben aldım. Kimlikte ölü çıktı. Üzerime alamam şu an. Ne kimlikler yapacağım? Normalde kimlik şeyleri var. Normalde kimlik, var. Kimlik var. Kimlik var. Kimlik var. Kimlik var ama adam sahtekarla ölü hayvanın kimliğini vermiş bize. Ölü hayvanın kimliğini vermiş. Ölü hayvanın kimliğini vermiş. Bununla ilgili herhangi bir yasal işlem vesaire yok mu? Vallahi evet. Yok, şu an yok. Biz hırsız durumuna gireriz yani şu an. Aynen. Abi yani geçmiş olsun. O senin hatan. O ya öyle nasıl şey benim olmaz. Hatan? O şey olmaz. Sen alır ki buna bakacaksın. Tamam işte bakmadım. Kulak numarası. Hayır kulak numarası aynı bak. Kulak numarası aynı. Hayvanın da aynı. Aynı. O zaman öyle şey yok. Nasıl yok? Bu ne? Depoya bu ne? Atmışlar buraya. He? Depoya atmışlar. Depo şu ya, öyle bir şey yok. Bu ne? Yanlışlık olmaz. Yani kesinlikle. Peki bu abimin olayı ne? Bunun yanlış. Bunu yaptığı işler yanlış. Alırken abi kimliğine bakacak. Kulak numaraları. Şu var ya abi. Evet abi. Şu var ya. Bu da kimliğine tuttuğu zaman hiçbir yanlış olmaz abi. Çünkü bu şu numaralar var ya, kimliğine de bakacaksın. Şu numaralar dolduğu zaman abi ölüm ölü diye bir şey yok. Doğru diyorsun. Yani kesinlikle olmaz. Peki abi bu konuşuyoruz, fiyatlar yüksek diyorlar. Yüksek mi? Abi yüksek değil. Neden yüksek değil? Abi ona göre et de pahalı abi. Et pahalı, et yem pahalı, yem var. Pahalı, yem yer parası var. Yer parası, giriş çıkışımız para var abi. Ne kadar bunlar abi? Abi eğer giriyoruz pazara, giriyorsun en azından 200 milyon masrafımız oluyor. Veya akaryakıtını koysan da en azından 500 milyon maliyetimiz var buraya geliyor. Ben 10 tane hayvan götürdüm bugün, 400 milyon masrafım oldu. 400 lira masraf var. 400 milyon masrafım var. Daha Küplü'den geliyorum yani, Küplü'nün ailesinden geliyorum. Valla abi, sen sonuçta yetiştiricisin. Evet abi. Sen kendine göre haklısın. Evet. Müşteri diyor ki pahalı diyor. Evet abi. Ama şimdi, doğru diyorsun ki benim maliyetim var. Maliyetimiz var mı abi şimdi, ona göre masrafımız var. Şimdi masraf olmasa ben bir hayvanda 100 milyon para kazandığım zaman çok para. 10 tane hayvan götürürüm 1 milyar. 300-400 milyon masraf olur, 500-600 milyon para kazanıyorum. Allah bin merkezler, çocuklarımla çalışıyorum burada. Adam ciğerini alır. Kellesini alır, böbreğini alır, derisini alır. Bize ne kaldı? Gerisi kaldı. Bize hiçbir şey kalmadı. Bize hiçbir şey kalmadı. Ya ne yapacaksın? Alan kasap aldı. Ama o da vergi veriyor o kasap. Yani. Kaç kuruş ya. Vergi veriyor be? Olur mu canım? Herkes kendine yani göre haklı. Herkes kendisine göre haklı. Aynen öyle. Bir sene. Bir sene bakarım. Bir sene bakarım onun kafara kazanamam. Tamam be kardeşim, herkes yarı yarıya kazanır. Yarı yarıya kazanır o.
Ben bir sene bakar, o 3 gün uğraşır, benden fazla kat kat para. Ya onun da ona göre masrafları var adamları. Yok 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 yok. Ya sen ben... bana anlatmam sen. Ben 35 sene kasaplık da yaptım. Yaptın. Doğru diyor. Herkesi kendine göre masrafları var. Herkes ona göre. Peki. Masrafları var. Sağ ol. Hayırlı işler olsun. Sağ ol. Sağ ol. Devam edelim bakalım. Ya 6 lira. Varaş var. O sarayda zeytin yalan. Kaç para diyorsun? Sen kaç para diyorsun? 32 diyor. 26 alayım dedim. 25 26 alayım dedim. 2600 3250. Evet. Hayırlısı olsun dedim. Olmaz aga, olmaz yavaş. Sağ ol. Tamam kaçtan şey olmaz aga? Makara değil. Bu 3 kat verdi lan ona. Ben daha elimden aldım ya. Onu. Vallahi 3 kat ben aldım. Yalan konuşanın şerefsizdir. 27 kaybı. Bu uğraşma, hiç uğraşma. Tut hayırlısı olsun de. Tamam bak ha, tamam. Bana ekmek yedin. Hayırlısı olsun de, bırak ekmek yedin. 27 kaybı hayırlısı olsun de. Uğraşma, uğraşma. Uğraşma. 27. Tamam verdik 27. Dur be 28. Hayırlısı olsun de. Var mı? Olmaz da geldim, sağ ol. Kaçtan aşağı olmaz bana. Olmaz ya şimdi. Biz de alacağız, ekmek arayacağız. Ya tamam, biri benim. Ben aldım. Bana ekmek yazarsın alırız. Tatmazsa cayit çelleme. Uğraşma. Hayırlısı olsun ya. Uğraşma. Hadi karıştır karıştır. Yok olmuyor. Vermiyor ya. Aha, olmaz. Kibar Ali burada. Kibar Ali burada. Kibar Ali burada. Kibar Ali burada var. Kibar Ali. 27 kaybı verdim. Arada çok var da. 32,5 32 ya. O işi yedi. Aa satanlar mı orada efendi? Çık azıcık çıkma. Hadi 27 o işte. Hayırlısı olsun ya. Sağ ol sağ ol. Olmaz. Kaç kilo bu kadar? Yapma gözünü. Ben kilo vermem sana. Metreyle. Söyle bakayım iyi bir şey söyle. Hayırlısı olsun de. Olmaz işimiz var. Kaç dedin sen? Ben sana söyledim. Ya ne söyledin? Tutarsın gözün ekmek yok, yaz. Arkadaşın zaten alacak. Ya tamam, biz de duyalım. Alırız ama. Ali efendi. 32 buçuk 32. Sen de verdin beyefendi. 26 27. Öyle yapmayın. 8 de. Öyle mi yapalım? Öyle değil. En azını. 3'ten bir yüzlük kaydıracaksın yok, oradan. Alamam. Olmaz bakalım mı? İçe ben aldım. Bir yüzlük bırak oradan. Ya, hayır parası. Olmaz o zaman. Bu işler olmaz. Sakatlandı bu işler. Olmaz. Sen sağ malı kırmadın için vallahi tamam. Bir şey verin sana. Kaç dedi kaç? Vallahi yemin ederim. Arkadaşım kaç? Olsa verin. Kaç dedi? Ya ben 13 bin liraya bıraktım arkadaşa. Kaç tane? O da 12 bin 750'ye bıraktım. 3 tane. 3 tanesini. Kaç aylık? Birer yaşında. Birer buçuk. Sen kaçtın? Ben de 12 milyar 700 milyon verdim. Sen kaça? Ben de 13 bin liraya bıraktım arkadaşa. Arada ulaşamadın. Bir kimse yok mu ya? Hadi oğlum bir sıkı. La ilahe illallah. Hadi oğlum bir sıkı. Bırak. Bu sefer öyle olsun. Vallahi öyle olacak ay Allah. Öyle olacak ya. Bak beni kırsan bir daha elini tutmam seni. Hadi sen de seni kır. Vallahi tutmam. Tamam. 8 ay yaşadın. 8 8 tamam hadi. Hadi tamam bitti. Hadi bitti bitti. Tamam yaz 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 yaz. Tamam yok. Vallahi ben de bir kız. Geldim tamam. Tamam. Allah Allah. Yok zarar ediyorum. 100 lira zarar ediyorum. Bırak abi. Ben yoksa seni kırar mıyım? Vallahi ben şu parayı yok be. Bir dakika abi. Abi. Bana göster. Bir dakika abi. Vallahi almam. Almam. Vallahi almam. Vallahi almam. Almam. Garip, almam almam. Garip, almam 12.800 tamam ben verdim. Ben verdim dur. Hayırlı olsun. Şey, hayırlı olsun tamam. Hadi hayırlı olsun. Bu ne be ya? Benimkisi 22. Hiç laf yok 21'e alacağım onu. Alıcı valla. Ona göre bak söyleyeyim sana. Sen şimdi bırak alacağını baksana sen şimdi. 21 işte tamam. Haydi. Hayırlaşacağız. Kaç tane? Sen ne dedin?
Mekke'ye bıraktık. İki tane, iki tane, 21. 21. 50 milyon geç. 50 milyon almam geç. Almam dedin mi almam kardeşim ya. Sen inatlık yap. Alma sakın. Alman sakın ben. Almayasın. Ben alma. Sen de verdin. Ne verdin? Ne verdin? 18'e ver olsun. Sağlık alın ondan. Ver olsun ver. Hava soğuk hava. Vallahi alamadım ondan. Billahi alamadım diyorum sana. Yemin ettim ben. 18. Yemin ettim. 18. 18. Haydi. Allah Allah. Hafsa'daki gezimiz devam ediyor. Yanımda yine iki tane abim var. Biraz da onlarla konuşalım bakalım. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Senin. Öncelikle senin ismini öğreneyim. Benim ismim Akgün. Akgün. He. Senin ismin Hacı ne? Ahmet. Hacı Ahmet. Buralı mısınız abi? Ben buralıyım abim. Ben İstanbullu. Trabzonluyum ama İstanbul'da ikamet ediyorum. Trabzon, İstanbul, Hafsa. Evet. Gidip geliyor. Abi Cenep misin, beslemeci misin? Biz abi alıp satıyoruz, ayakçılık yapıyoruz, evet, abilere mal satıyoruz. Simsarlık yapıyoruz efendim. Simsarlık yapıyoruz. Ayakçılık yapıyorum. Ben 10 liralık mal abiye vereyim 20 lira. Ben çorba alıyorum. Öğrendim bunu, sordum. Öğrendim bunu. Çorba alıyoruz abi. Alıyoruz abi. Sen ne yapıyorsun? Hayvancılık yapıyorum. Evet. Küçük baş, büyük baş. Evet. Alıp satıyorsun, besliyor musun? Yok, besliyorum. Besliyorsun. Evet. Peki abi, fiyatlar nedir? Vallahi yani fiyat, memnun musun? Fiyat pahalı abi, mı, ucuz mu? Mal bu 32, bu 33, bu 31. Ayak hesabı. Evet, ayak hesabı. Maskül maskül yok. Yok, yok. Sen ne diyorsun abi bu konuda? Ya ben buradan girerken biz konuşuyoruz, çok pahalı falan diyorlar. Vallahi şimdi herkes bütçesine göre hareket eder. Trabzon'a göre nasıl, İstanbul'a göre nasıl? Öyle diyeceğim. İstanbul'a nazaran iyi, makul, fiyatlar makul. Küçük başlar, büyük başlar? Büyük başlar burada makul. İstanbul daha farklı fiyatı. Küçük başlar? Küçük başlar burası oradan daha ideal fiyatlar. Burası daha iyi. Şimdi genel olarak pazar çok sakin. Sakin. Ben İstanbul'da. Yani hep böyle mi burası? Yok abi, baktım köşe kapalı. 14 liraya baskülü veriyorum küçük başı. İstanbul'da. İstanbul'da. Kış olmasının sebebi. Kış, hava soğuk. Yağmur yağıyor, yani açık alan. Köşen tarafı pek gelemedi. Ha, oradan da bu taraflara geliyor. Yok, geçen buraya gelmediği zaman görüyor ki daha. Çok boş. Yani hemen de boşaldı zaten. Evet. No, sabah 5-6 gibi başlıyor herhalde şu havalar soğuktan dolayı. Aynen, aynen. 3'te başlıyor abi. 3'te 4'te başlıyor. Peki abi burada nakliye durumu nasıl? Yani bildiğim kadarıyla bazı pazarlarda özel nakliye yani nakliye izni olan araçlar mı? Evet. Yoksa İstanbul, herkes alıp şey götürebiliyor mu? Herkes kendi imkanlarıyla götürüyor. Kendi imkanlarıyla kendi götürüyor imkanlarıyla. Yani hayvanlar şey yapıyor. Fire hesabı falan var mı burada? Fire yani %5'ler, %8'ler, %10'lar. Yok yok. Ama ayak olduğu için sıkıntı yok orada. Evet, ayak. Pazarla ilgili görüşleriniz ne abi? Yani sıkıntılar, pazarın sorunlar bir nedir? Hem gece açılıyor hem de aydınlatma şeyi yok. Yok, aydınlatma yok. Yok yani. Kapanması lazım, ışıklandırılması evet, lazım. Soğuk havada, ondan sonra yağmurlu havada burada pazar kuruldu mu vatandaş mağdur oluyor. Ne olacak hemen? Götürecek malı geri. Değil mi? Abi, saat 3'te 4'te buraya mal yiyecek. Peki abi şey durumu nedir? Yani kurtarıyor mu fiyatlar? Bu yem maliyetleri, bu yer maliyetleri, giriş çıkışlar. Tamam, çok problem. Röportaj yaparım. Evet. Nedir onda onların durumları? Bayağı bir sıkıntı var vatandaşlarda. Yani şeyden dolayı mı? Gelsin abi gelsin. Çok ortaya. Yer onun yeri. Tamam bazen yap geri, tamam hayır gel. Ver yediği bana. Ne? Bana bak, benim canımı çıkma ha. Yedi. Ha, bırak kardeş, o zaman git aç. Ne soruyorsun arkadaşım? Adamı, sor, cevap soralım hep. Sordum abi, sordum. Geç kaldın. Çok konuş. Şimdi, ben sordum geç kaldın. Ne ya, varsa söylemek istediğin söyle ama oraya söyle. Söyleyelim ama ithalat olmasın lütfen. Devletimizden bu ithalatla ilgili genelde çok şikayet var. Şu an mevcut hayvan sayısı Türkiye'de yeterli bence. Yem fiyatları çok aşırı derecede arttı. Hayvan ithalatı olmasını İthalat istemiyoruz, düşünmüyoruz esnaf olarak. Dedikodu daha iyi çıksa hayvan fiyatı düşüyor. Yem saman ithalatı olsun. Şu an Türkiye'deki mevcut hayvan sayısı yeterli. İthalatı olduğu sürece esnafı bitiriyor devlet. Peki yem saman ithalatı olsun diyorsun abi. Yem samanı ekecek alanımız da var bizim. Var, Trakya bölgesi. Niye ithal edelim o zaman? Şu an Türkiye'de 3 tane bölge var. Eksin o zaman. Şimdi belli bölgelerde yetişmiyor. Mesela İzmir tarafında, Konya tarafında pek verim olmuyor. Yani. Buradan alıyor, Trakya'dan alıyor. Evet. Bu sefer buranın halkı mağdur oluyor. Ha şimdi Türkiye'deki belli bölgelere
Yani ekip biçmeye önem vermek lazım hayvan ithalatı yapmak yerine. Doğru aynen mu? Aynen hayvan ithalatı yapılacağına yem saman ithalatı yapılsın. Bence çok daha sağlıklı olur. İyi, bu şekilde iyi. Şu an 20 milyon 500 bin liraya dana kesiyoruz. 15 liradan başlıyor 19-18 liraya kadar inek kesiliyor. Şu an fiyatlardan esnaf olarak memnunuz. Ama ithalat olursa ithalat bizi bitirir yani. Bir ara ithalat oldu. Esnafımız iyice bitme aşamasına geliyor. Zaten habire her ithalat şeyi sözü geçtiğinde sıkıntı şimdi şöyle oluyor. Bir şey de var. Süte de çok önem verilmesini gerektiğini düşünüyoruz. Fiyatlar düşük mü? Düşük mü hocam? Ben 1 lira yiyen 1 lira süt be kardeşim. Doğru. Ben sütçülük yapıyorum. Süt 1 lira 15 kuruş. 6 kuruş litre başı destek veriliyordu. Litre başını şu an düşürdüler 5 kuruşa. 300 milyon lira dana kesim desteği veriliyordu. 200 kilo aşan danalarda 300 milyon lira destek veriliyordu. Şu an 200 milyon liraya düşürdü. Ya niye düşürdü? Devlet bir şeyler yapmaya çalışıyor. Üreticiden kesiyor parasını. Yanlış yani. Yani dediğin gibi süt yani normal devletin verdiği süte destekler an, kurtarmıyor. Evet. Ya üreticiyi kurtarmıyor gibi. Ne öldürür gibi. Ne güldürür durmadan. Yerinde süründürüyor. Süründürüyor. Memnun değiliz. Devletin vermiş olduğu destekten dolayı. Süt fiyatları da düşük. Süt fiyatı şu an 1.15. Yem 1 lira, süt de 1 lira kardeşim. 1.15 süt fiyatı yani. Anlaşma yapıldı. Süt 1.60 1.65 keşanda ne yapıldığını biliyorum. Ama devletin aracı kurumu bizden fazla. Şimdi 1.15 süt 1.65 anlaşmış bunlar. Köylüye 15 kuruş fark veriyor 1.30. 35 kuruş litre başı benim emeğimden, benim sağdığım sütümden cebine atıyor. Devletin aracı kurumu yok. Şimdi bir veriyor sana başka taraftan 5 çıkarıyor. Yani. Altı dedik o da 23 veri öyle kaldı abi arada. 200-2600. Tabii. 17 alalım. Ne kadarlık bunlar? Ne olur sen de aşağı gidelim bu da. 17 alalım abi. Ciddi söylüyorum 17 alalım. Yok olmaz ya, öyle mi? Etin kilosunu 40 milyona mı alacağız? Ne yapacağız ya? 21-25 etin kilosu abi. Kaç? 21-25. 21-25. Dana öyle. Dana işte bunlar ne? Dana değil mi? Bunlar diyor. Vallahi hayvan bunlar da bu. Kaç aylık bunlar? He? Kaç aylık? Bunlar 15 var, 16 var. Bunlar yaşına bile yani. Geçmiş. Yani. Yok mu? 2 yaşına varmak üzere. Yeter ki yaşına. 4 yaşında mal var orada. Tamam neyse kaç alacaksın? Hadi. Hadi. Kaç alacaksın? Hadi 7 alayım. Bırak öyle olur mu ya? Ayıp vallahi. Ya. 26'ya 17 çok kaç fark var. Kaç tane alacaksın? Hepsini alacaksın. Yok be 23. Hepsini. Kaç tane? 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane. Tane. Baksana sığır vallahi ya. Köy sığırı vallahi. Sığır zaten abi. Sığır abi. Böyle şey olur. Tamam kaç alacaksın? Dedim gibi hale. Ya bırak abi. Ver la ver 17'ye. Ya ver gitsin. Ver 17'ye. Kaç tane aldın abi? Hepsini aldın. Hepsini aldın. Ya baksana burayı. Sen kaç diyorsun? Ya ben 25'te. Adam 17'de. Zaten anlaşamazsınız. Sen ya ne kadar düşeceksin? Ya soğuktan kafayı yemiş o be. Sen bakma. Kafa bulur abi. Ya valla kafa bulmuyor. Ya bulmuyorsun ya. Neyse o ya. Valla öyle ya. Allah Allah. Bak adam 10 taneyi alacağım. Bak kamera çekiyor ya. Çeksin abi. Çeksin abi. Ondan sonra almadım. Yok bir şey olacak. Hemen parasını verirsin. Hemen parasını vereceğim. Ben bunlar kadar para yok mu abi? Çıplak bunlar ya. Ya onlardan al borç alacağım ben. Kim? Size. Size para yok mu abi? Ya bizde para yok. Sen 17'ye ver bana. Para mı yok? Ben aylık vericiye veririm abi. 10 taneyi kaça vereceksin? Onu söyle. 25.500. Olmaz olmaz. 17 onu salayım. Ya bırak Allah'ını seversen. Sen orada sabit kalırsan benim de kalacağım bu yerde orası. Sen söyle tamam. Söyle, ha söyle. Onu diyoruz lan. Sen söyleyeceksin. Sen söyle. Sen bir 18'de. Sen ne geçeceksin? Sen bir 18'de. Ben 18 dedim sen ne geçeceksin 17'yi? Ben bir şey geçeceğim sen 18'de. Yerine teslim. Yerine teslim. Sen bir 18'de bakayım. Olur mu? Korkma. Kaçtırıyorlar. Abi kaç ver olacak bu? Kaç olacak? Daha saat benim bu kadar uzun vadeli pazarlığım yok benim. Ben bir ay vade veririm abi. Abi ben sen beni ne tanıyorsun ya? Abi sen sıfatını yeterim sen. Allah sen beni tanıyorsun. Yeter. Ver dedim bitti iş. Dur bakalım. Sorun yok. Hadi. Hadi hadi. Hadi bakayım. Tamam,
Dedim abi. Sülave abi. 18 dedim mi? Korkma korkuna çelik acısı. Sen korkuyorsun. Sen korkuyorsun. Kaç diyorsun? Sen 24 oldu. Ne dedin sen? Yok 20. Olmaz abi. 25 al. Olmaz. 100 yapın bakalım. 25 diyorsunuz öyle böyle. Zaten 25 diyorsun sen aynı yerde. Aynı yerde debelerim duruyor. Hadi hadi. Sana 18 lira verirsin vermezsin. Daha sana kalmış bir şey. 19. Esnaf. Yok. Esnaf. Kardeşim ama sen kedi kardeşim verdin. Bak ama buraya ne yaptın olmaz. Hemşerim dinle. Ya, abi. Beni getirdin ben fiyat istedim. Hadi tamam haydi kardeşim. Tamam. Yok bak kardeşim verdi o parayı bak kardeşim yapacağım. Ya, abi versin ne olur tamam, tamam haydi kardeşim. Tamam. Aa vallahi olmaz yeminle. Abi yanlış anlama. Tut abi 50 olsun. Tamam şahin tut. Tamam bari. Tamam abi 50'ye geçtik tamam. Nasıl? 8. Ya. Dinle. Hayırlık olsun dinle. Aminatlık yapma. Tamam. Tamam hayır. Hayır hayırlı olsun. Tamam 50'ye geçtik. Başkasına da vermem. Kur'an hakkı için vermem. Tamam 50'ye geçtik. Ya bir 26 kez. Ya boşu başkasına vermesin. Tamam o zaman. Esnaf verdi mi? Tamam. Kur'an tab. Ne oldu şahin abi? Ya dinle bunu işte. 26 kez dedim hadi. Ya ben 7 dedim. 3 dedim. Tamam tamam tamam. Bırak 8. Bu adamı kestik. Tamam kardeşim. Tamam ver gör da işte ama. Bana bak 1 lira versen vallahi verdim. Tamam. Bırak tamam abi bırak. Kardeşim verdi. Kardeşim bırak be ver. Hayır ver. Bırak atıyorum. Ne yapıyorsun be? Kur'an çapsın verdi kardeşim diyor. O kadar bitti abi ağzından ayırt. Ya sen beni kardeşine fazla yapıyorsun. Sağ ol haydi top olayla. Çek. İşine bakma şimdi. Yok be abi senin yeri ayrı ayrı. Hayret bir şey. Sen ne dedin söylesin? 3 lira dedim. Ben 27,5 oraya vermedim. Buraya 28. Bak. Ne diyorlar bak. Ya onu sen diyorsun. Ben nereden? Hayır ben demedim. Oraya vermedim. Buraya 2750 lira. Ben 25 verdim. Yalnız bir tane zora çıkma gittin galiba. Bak dinle abi ben her şeyin bir normali var abi. Nasıl bir normal hadi şuraya. Ya tamam dedik işte. Şimdi? Nasıl tamam ama. Sen magazinci misin nedir baksana. Vay hayret bir şey. Yemin ediyorum Allah'a belamı versin. Yemin ediyorum ya. Tamam abi ben şeyleri veriyorum. Esnaf veriyor abi ben. Dinle azıcık ama. Cambaz veriyor bu parayı bana. Tamam çek darayı bari ben tamam tut tamam. Yavaş yürü. Tamam artık. Tamam bazen yak geri tamam hayır gel. Ver 7 lira. Ne? Bana bak benim canımı çıkma ha. 7. Bırak hayırlaşma o zaman git bak işine bak. Hayırlaşma gözü elini. Kaç parayı? 7.20 verip kafa tutuyor bana. Ooo sen hala dur yukarı çıkmaya tamam 7 işte hayır gördüm. Ben çıkmayayım yukarı. Git bak işine ha gün. Gel haydi. Sen bana kızıyorsun. Bırak. Aga beni dinle. Bak dinle işte. Bunu esnaf veriyor. Para kar almak için alıyor. Kar almak için alıyor. Tamam tamam beni verin. Ya bırak. Bu eller alınca lütfen olsun tamam bu yedi. Ulan dinle. Bay kızıyor bana hocam. Ya o dinle hadi. Yok çakıl, çatma canım. Küçük adayımız olsun. Ya dur bak. Tamam ver parayı. Milleti kırmadı bak ne dedin ne? 7,5 lira gel. Koy 100 lira. Koy 100 lira koy. Tabi geç 100 lira. 76. Ya 100 lira. Tamam tamam 76 ne oldu şimdi? Evet Hafsa hayvan pazarında artık son anlara geldik. Saatler 10 gibi bitti artık. Son röportajlarımızı yapacağız. Yanımızda yine değerli abilerimiz var. Kendilerinin de görüşlerini alacağız. Son röportaj olarak. Abi hoş geldiniz hepiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Önce tek tek isimlerinizi alıp ortadan başlayayım. Onur konuğumuzda.
İsmim Şahin Koçu. Şahin Büyükçekmece'de ikamet etmekteyim. Buraya geldiniz. Buradan hayvan pazarından hayvanımızı alıyoruz. Büyükçekmece Senyurt Mezbahası, Hadimköy Mezbahası'nda hayvanlarımızı kestiriyoruz. Toptan et işi yapıyoruz. Kasaplara et veriyoruz. Peki karkas. Bu pazara mı başka pazarlara da gidiyoruz? Başka pazarlara da gidiyoruz. Mesela Keşan'a gidiyoruz. Kastamonu'ya gidiyoruz. Yani yolumuz nereye düşerse. Pazar olan genel bütün pazarları dolaşıyoruz. Peki pazarları dolaştığın için soruyorum abi. Fiyat karşılaştırması yaptığında burası diğer yerler pahalı, ucuz. Şu an Türkiye'nin genelinde bir yükseliş var. Yani hayvanda fiyatlarda genelde hep yükseliş var. Besli danası yüksek. Bıçaklık sığır dediğimiz hayvan şu an yüksek. Dananın kesimi orantılı. Şu an kesimlik dana fiyatları da uygun. Ama sığırlar falan, beslenalar falan yüksek. Peki sebebi nedir abi sence? Sebebi şu an kurbanan herkes çıktığı için herkes bes hayvanla. Talep ne yoğunluk olursa bu sefer de fiyatlar yükseğe çıkıyor. Evet. Talebe göre değişiyor. Talebe göre. Peki şimdi abi bazı pazarlarda baskül fiyatıyla, evet, bazı burada olduğu gibi de ayak fiyatı yapılıyor. Sence uygun olan ya da karlı olan hangisi? Uygun yani olan gezdiğin için yine soruyorum. Gerçeklik payı paskül'dür. Ama kimse paskülle, bıçaklı hayvan paskül'e girer ama besi danası paskül'le satılmaz. Yani ayakta aldığımız mesela şu hayvanların fiyatları bize 15 liraya buluyor. Aşağı normalinde tabii. Bu hayvanın fiyatı 11-12 liralarda oynarken besi hayvan olduğu için 15'e kadar çıkıyor. Renkli hayvan, simental, Belçika mavisi dediğimiz hayvanlar biraz daha yukarı çıkıyor. Peki abi bazı pazarlarda işte simsarlar, aracılar vesaire, kimisi 10 lira alıyor, kimisi 100 lira alıyor. Buralarda 50 liralar oynuyormuş, aldık haberlerini. Var 20 alan falan var, 50 falan alan var. Ya o arkadaşın o anki yaptığı hizmettir. Yani sana hayvan getiriyor, götürüyor, pazarlıkta bir oluşum sağlıyor. Onlarda bizim şeyimiz yok, helal hoşlar olsun, alsınlar. Yani gözümüz yok diyorsun yani. Muhakkak zaten olmaz. Sabahın köründe kalmış gelmiş. Bir şekilde hayvanını çekiyor, bir pazarlığa bir şey laf atıyor. Onlara 20 lira almış, o da onun helal hoş olsun. Peki abi bazı pazarlarda nakliyeni işte nakliye yapılan yerler, firmalar ya da işte şahıslar var. Burada siz nasıl nakliye çözüyorsunuz? Kendiniz genelde herkesin arabası vardır. Eğer İstanbul içerisinde şey oluyorsa uzak yerlere 3-4 tane arkadaş birleşiyorlar. Büyük bir kamyon tutuyorlar. Ortalama yine aynıdır. Yani fark eden bir şeysi yok. Abi bir şey yok. Ama sonuçta o da bir maliyet aslında. Maliyet. Şimdi sen buradan İstanbul'a mal götüreceksin. Ortalama ne diyorlar? Mutlaka bir şimdi hayvan başı alırsın. Aşağı yukarı 100 lira. Yani grup halinde getirirsin. Ha, normal bir araba tutmaya kalkarsın sen şu an. Demin kendin duydun. 1 milyar. Hayvan başı 300 bin liraya geliyor. 3 tane hayvan. Ha, yüklü götürürsün. Hayvan maliyeti yine düşer. 50 liraya düşer. 60 liraya düşer. Doğru söylüyorsun. Yani bir şekilde bu genel herkesin çeviriyor. Arabası vardır. Peki diğer pazarlara baktığında bu pazarla yani karşılaştırma yaptığında yoğunluk olarak burası nasıl? Mesela ben bundan bir ay önce falan Kastamonu'ya gittim. Kastamonu'nun pazarı biraz daha hareketli. Hmm. Renkli mal. Kaliteli mal. Buranınki hoştayn olduğu için, siyah beyaz hayvan olduğu için o kadar talep yok. Zaten hep aynı cins hayvanlar var. Hoştayn hayvanı sağım üzerinde iyi, et üzerinde iyi değil. Değil. Simental biraz daha aslında evet. Etçi olduğu için onlara biraz daha şey var. Talep daha fazla olur. Ama şu an simental hayvan olmadığı için hoştayn. Herkes diyor ki ya cebimdeki param kaybolacak. Yine alayım ben içeri dana atayım da param kaybolmasın hesabıyla alıyor. Mecburiyetten alıyor. Mecburen alıyor değil mi? Mecburen alıyor. Pazarların genel durumuyla alakalı konuşuyorum. Yani mesela burada röportaj yaptığımız abilerimiz var. İşte ışıklandırması, kapalı olup olmaması ile ilgili sıkıntılar vesaireler var. Diğer pazarlara göre yani diğer pazarlarda bu tür sıkıntılara rastlanıyor mu? Şimdi arabalar yani zaten aşağı yukarı hepsi et aynı taşıma, mı? Et pardon, et konusuyla şey yaptım. Canlı hayvan taşıma araçları hepsi zaten istenilen şartlara göre dizayn edilmiş. Kışın zaten üstü kapalı araçlar, yazında üstü açık. Pazarlar için konuşuyorum. Pazarların yani üstü ya açık olan pazarlar. Şu an mesela bu pazarın konumu güzel. Padoklar falan güzel. Buranın ne var? Işıklandırması yok. Bir de hayvan pazarları nereye gidersen git, gece saat 3'ten sonra başlar. Aynen öyle. Yani karanlıkta mesela üst şeyi yok. Hayvan yani almayı bırak, para almayı dahi zorlanıyorsun. Sayarken acaba ne verdi paranın rengini göremiyorsun.
fener tutarak para biriktiriyoruz. Yani bunlar hoş şeyler değil. Bir de bu bölge çok fazla soğuk, yağışlı, karlı bölge. Yağmur yağmur. Kesin için yani işte telef oluyor. Üzerleri yani kapalı olsa. Trakya'nın en eski pazarı burası. Daha iyi olur. İyi kapalı olmasa. Yan taraflar biraz kapalı olsa gelen hayvanlar yani, şimdi bir insan yani arabanın içerisindeki hayvan terliyor. Hareket halinde. Sonra indiği zaman buraya geliyor. Buradan soğuğu kapıyor bu hayvan. Üretici götür bağrına bağlıyor ama bu hayvan artık şifayı kapmış. Bir de onun tedavisiyle uğraşıyor. 1 milyar para. Ama burası kapalı olsa etraf terli de olsa hayvan burada fazla soğuk kalmış. Şimdi bu ceryanda biz ayaklarımız dondu mesela. Dondu değil mi? Soğuk, çok soğuk. Belki biz yarın hasta olacağız. Bunu bir de hayvan olarak düşün. Allah şifa versin diyecek şimdi ben ne diyeceğim. Yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aranızda burada yeri olan var mı? Yani şu anda burada celep olan yok. Yok. Şunun için sordum hani buradaki maliyet, yer maliyeti, giriş çıkışı nedir? Bilginiz onlar var mı? Normal. Onlar normal. Yani onların her tarafta bana bak, hayvanın girişlerinde o kadar sıkıntı yok. Yani buraya yapılacak 10 liralık, 5 liralık çıkarken baytere fiyatlarında falan bir sıkıntı yok. Eski Lalapaşa göre şahsiyim. Yaklaşık 30 yıldan beri bu pazarımıza geliriz. Yani pazarımız çok güzel. Hiçbir şikayetimiz yok. Yalnızca bir an önce pazarımızın üzerinin kapatılmasını istiyoruz Sayın Oğuz Tekin Başkanımız. Yetkililere bunu hemen ileteceğiz. Yani bu hemen kapatılırsa yani şöyle abim de bahsetti. Hayvanlar geliyor yoldan, tamam araçlarımız kapalı ama ne kadar olmasa buhar oluyor. Kalabalıkta işte şu dediğimiz zaman bir sıkıntı oluyor. Bu da nedir? Maliyetleri hep yükseltiyor. Değil mi? Maliyetler hastalık maliyetleri yükseliyor. Yetkililer mutlaka bunu izliyorlar. Bir de şu olsun, şunu istiyoruz. Kapıdan çıkan araçlarda, yani uzak yola giden araçlarda mutlak ve mutlak götürme belgeleri ve bunlar istensin. Yani, çıkış belgeleri. Yani çıkış belgeleri isteniyor. Fakat adam geliyor buradan. Malını diyelim ki Karamürsel'e götürecek. Ama adamın bir belgesi yok. Alıp gidiyorsa biz de buna karşıyız yani. Bunun için de biz kurslara gittik. Belgeler aldık. Doğru. Bu da istiyorum yani burada kapıda ver kardeşim senin en azından belgen varsa orada baksınlar tamam istediği yere götürsün kesilsin raporunu. Taşıma belgesi. Yani bu taşıma belgelerini belgesi istiyoruz yani bunlar üzerinde de biraz durulursa daha iyi olur başka da bir sıkıntımız yok. Peki çok teşekkür olur ederim abi. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Sultan Pazarı'nda bugün Hafza'daydık. Hafza canlı hayvan pazarındaydık. Çeşitli izlenimlerimiz oldu. Pazarlıklara şahit olduk. Tabii soğuk hava. Biz de kameraman arkadaşımla beraber zor anlar yaşadık diyelim. Fakat çeşitli izlenimlerimiz sonucunda tabii pazar hakkında hem biz bilgi edinmiş olduk hem sizlere de bir nebze olsa bilgi vermeye çalıştık. Bir dahaki programımızda görüşene dek kanalınız Çiftçi TV, kazancınız bol olsun.